CHP milletvekili oldunuz. Yani şuraya getireceğim konuyu. Birilerini FETÖ'ye karşı en sert tepkiyi göstermekte sizden daha fazla kimsenin belki de hakkı olamaz diye de düşünüyoruz. Yani siz iktidarın ve bazı sözde muhaliflerin diyeceğim o muhaliflere bu tarz propagandalarına nasıl bakıyorsunuz? Şimdi tabii çok derin bir yerden girdiniz konuya. Bir defa bu tür durumlarda ben kişisel durumu öne çıkarmayı hiç sevmiyorum. Sevgili Hakan Aygün de bilir. Ben şu mağduriyeti yaşadım, şu acıları çektiğimi sevmiyorum. Tabii. Yani biz gazetecilerin kendisi haber olmamalı. Doğru. Yaptıkları şeyler, daha doğrusu haberleri ortaya çıkarmalı. Ama ben Ergenekon kumpasının başından sonuna ne olduğunu yeniden yazıyorum. Yeniden yazıyorum. Yeniden yazıyorsunuz, evet. Orada şu vardı, bu vardı, şu yanı böyleydi, diğer yanı böyleydi diyenlere bir cevap vereceğim. Biz önümüze bakan, koşarken arkaya bakmaktan yanan olmayan insanlarız. Yani gerçekten Türkiye'nin ne olursa olsun bu bölgede hak ettiği yerde olduğuna ben inanmıyorum. Ama Türkiye öyle bir coğrafyadaki adeta dünya ile komşu. Suriye güneyimizde, Ukrayna kuzeyimizde, İran batımızda, şu anda işte İran doğumuzda. Yani bütün bu coğrafyanın ortasındayız. Ama kendi içimizde olup bitenleri de demek ki hakikaten gerçekleri de ortaya koya koya ilerlemek gerekiyor. Ben bu tartışmalara bir cevap vermek gerektiğini düşündüm ve insanı ruhen yorsa da o yaşadıklarımızı dramatize etmeden ama o davaların gerçeğinin tekrar nasıl sonuçlandığını da yazmak gerektiğini düşündüm. Nasıl sonuçlandığını yazmak gerektiğini düşündüm. 120 milyon sayfa Gizem Hanım o davalar ve öyle bir şey ki yani düşünün İstanbul'dan Ankara'ya geliyorsunuz. Dava seyrinden bahsediyorum size. Geldiniz Ankara 200 kilometre dedi. Bastınız gaza, gidiyorsunuz bir tabela. Ankara 300 kilometre. Böyle bir davaydı bu. O nedenle yani o sürecin hakikaten FETÖ'nün nasıl bir kumpas yarattığını ama kimlerin de buna alet olduğunu yazmak gerekiyor. Ben bunu naçizane bir nebze haber değeri taşıyorsam ilk defa Tele1 ekranlarından da paylaşmak istiyorum. Evet, bunu arkadaşlarımız da muhakkak defteri, bunu paylaşacaklardır sosyal medyada. Bu gerçek evet. Neydi? O nasıl bir gerçekti? Onu koymak gerekiyor. Peki ya Muharrem İnce vesaire FETÖ'yü CHP Millet İttifakı'na yapıştırmaya çalışmalarına senin söyleyeceğin sözler çok önemli. Şimdi tabii bir defa bu tür tartışmalara en çok FETÖ seviniyordur. Ben ne kadar güçlüyüm diyordur. Hala siyasete yön veriyorum diyordur. Bunun bence iktidarın herkesi PKK'lı ilan etmesinden bir farkı yok. Şu anda önümüzde hakikaten Türkiye'nin bütün sistemiyle oynamış ve Türkiye'de Cumhuriyet'in bütün değerlerini erozyona uğratmış, Cumhuriyet'in bütün değerlerini satmış ve şu anda ortada bütçe bırakmamış sevgili Aygün, sevgili Fidan. Aslında şu anda muhalefetin gündeme getirdiği konular elbette siz tartışmak zorundayız. Sizler de bunu sormak durumundasınız çünkü gündemde. Ama Erdoğan ekonomi gündeme gelmesin diye her şeyi yapıyor. Savaş çıkaramayınca savaş uçaklarını devreye soktu. Şimdi yani bir ülkenin savunma sanayinin gelişmesini kim istemez? Hepimizin güvenliği, Selim Bey'in de güvenliğiyle ilgili, benim de güvenliğimle ilgili bu ülkenin savunma sanayi. O tabii ki hepimizin ortak değeridir onlar. Ama konunun gerçek gündeminden saptırılıp kim FETÖ'cü, kim değildi diye bir gündem yaratmanın bence en çok FETÖ'ye yarayacağını düşünüyorum. Şu anda tabii ki bunlar bugünün konusu değil. Ama FETÖ'nün de şu anda Fethullah Gülen'in de memleketinde olduğunu ve son kullanma tarihinde bitmediğini görüyoruz. O şimdinin konusu değil bence. Şu anda ben Kırşehir'den geliyorum. Yollarda dura dura geldik. Müthiş bir yağmur vardı. O yüzden de geç kaldım. Ama bir değişim özlemi var toplumda. Dilerim son